İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katz yine Türkiye'ye hedef alan e, aç, paylaşımlarda bulundu. Katz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da etiketleyerek paylaştığı mesajında Türk bayrağının ve İstanbul'un alevler içinde yandığı bir fotoğraf paylaştı. Erdoğan'a diktatör diyen Katz İmamoğlu'na ise selam gönderdi. İsrail e Bakanı'na Türkiye'den sert tepkiler Ardarda arda geldi. İsrail'in Türkiye düşmanı Dışişleri Bakanı Katz, Erdoğan'ı hedef aldığı İmamoğlu'nu selamladı. Hamas lideri Şehit İsmail Heniye Çin, milli yas ilan edilmesi ve Filistinli dayanışma mesajlarına sansür uygulayan Instagram'a erişim engeli getirilmesi İsrail'i rahatsız etti. Türkiye'yi hedef alan nefret içilikli paylaşımlarıyla dikkat çeken İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katz, sosyal medyadaki provokatif paylaşımlarına yenisini ekledi. Katz yine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hedef aldığı paylaşımına bir de skandal bir görsel ekledi. Erdoğan'ın yer aldığı görselde Türk bayrağı ve İstanbul'un alevler içinde yandığı görüldü. Görselde Ayasofya ve Kariye camileri ayrıntısı da dikkat çekti. Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı diktatör olarak nitelediği paylaşımına CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu etiketlemesi de dikkat çekti. Katz, İmamoğlu'nun seçim sloganına atıfta bulunarak her şeyin güzel olacağı günler için umut edelim ifadelerini kullandı. Klavye soytarılarının hadsiz mesajları bizi korkutmaz, bizi ürkütmez, bizi sindirmez, inandığımız yolda yürümekten bizi asla vazgeçirmez. İsrail Bakanı'nın Türkiye ve Erdoğan düşmanı paylaşımına Ankara'dan tepkiler ardarda arda geldi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, bakanlar ve devletin tüm kurumlarından katsa tepki yağdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail Dışişleri Bakanı'nın sürekli olarak Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef almasına tam bir hastalık hali sözleriyle tepki gösterdi. Kabinedeki varlığı iftira ve yalan kusma saplantısından ibaret olan bu şahıs, soykırımcı Netanyahu hükümetinin hadsizlik ve arsızlık abidesidir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da skandal paylaşıma kendisini etiketleyen kassa yanıt verdi. İmamoğlu, evet her şey çok güzel olacak, Filistin özgür olduğu zaman dedi. Bizim bu iç hukukumuz üzerinden bir takım manevralarla fayda üret, üre, elde edeceğini zanneden akıl basit akıldır, zavallıdır. Ben gerekli cevabı verdim. Gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği Aksa Tufan Operasyonu'nu ise terör eylemi olarak niteledi. Aynı şekilde masum insanlara saldıran, o saldırıyı bir terörist eylem şeklinde gerçekleştirilen terörist eylemi kınıyoruz. Kim yaparsa yapsın. Öyle bir masumiyeti ya da öyle bir gerekçesi asla savunulamaz.